Merhaba. Çocuklar bugün denize gitmeye karar verdik. Çok uzun zamandır evden çıkmıyorum. En yakın gittiğim yer Kutay'la Sarper'in evi. Onlar bana geldi. Ama okullar kapandıktan sonra gerçekten hani ufak alışveriş harici çok dışarı çıkmadık ki şu anda ailemin evindeyim. Alışveriş de genelde annemler yaptığı için yine o da az oldu. Ve şu an gideceğiz. Ama içimde böyle garip bir korku var. Yani bilmiyorum sebebini, hani hastalık kapacağım için değil, dikkat ederiz zaten, ortalık şeyde böyle kalabalık yerde girmeyi düşünmüyoruz, ama yani içime enteresan saçma bir korku var ya. Yani bu başıma bir şey gelecekmiş gibi, tövbe estağfurullah. Ay, böyle bir enerji vermek istemiyorum. Ama herhalde bu çok fazla evde kaldık ettik ya, dışarı adım atacağım korkusu mu var, bir şey var yani garip. Neyse, bugün denize gidiyoruz. Umarım güzel bir video çıkar ve bunu paylaşabilirim. Şimdi çantamı hazırlamak istiyorum. Böyle enteresan bir heyecan var. Ne koyacağımı da bilmiyorum. Bir anda 3-4 tane valiz mi alabilirim yani bir günlük bir şey için? O kadar da değil. Dermişim, beni tanımıyorsunuz. Yapabilirim böyle bir şey. Neyse, çanta hazırlamaya geçiyoruz hemen. Şimdi bunu açamayacağım çünkü tek elim var çocuklar. Bu ama şey, zeytinyağlı limonlu bir karışım yanmak için. Gerçi bugün hava biraz kapalı ama oldukça sıcak. Havlumu da yeni aldım çocuklar. Fiyatına göre falan beklediğimden çok daha kaliteli ve tatlı geldi. Link bırakabilirim bunun için. İki çanta yapmaya karar verdim. Şurada gereksiz fazlalıklar, burada da oldukça gerekli olabilecek eşyalar olmak üzere. Ve iki çeşit çorabını da buraya atıyorum. Kafayı yemiş olmalıyım. Bu da en sevdiğim tight şortum ama yedek bir siyah şort daha alayım. Bir de gerçekten kardeşimin olan ama benim çok sevdiğim kalın bir sweatshirt ve içinde eşortman falan da koy. Aradığım krem. Çok severim. Bir de elektroniklerimiz var. Kablolarımız, müziğimiz, powerbankimiz, kendi telefonum. Kablosa taşınıyoruz mübarek. Ya anne, ne yapayım? Sanki orada mahsur kalmaya gidiyormuş gibiyim şu an. Ya illa ki etkilenmişizdir anne. Ya anne, olsun, bir gün bir gündür. Bunları da alalım ki korkmayalım, öyle değil mi? En önemlisi bu olmalı. Çıçılama iyi bakın, tamam mı? Kısacıçak. Buraya bir parayı daha, bir de üstüyar falan koydum çocuklar. Yetince dolduramadım burayı. O yüzden şuraya transfer yapıyorum hemen. İkinci gözlüğüm. Telefonumun şeysi tabii ki de bu. Evet, gereksiz tamam. Gibi görünen ama fotoğraf çekersem diye almam gereken terliklerim. Bunları nereye koyacağım? Sadece parlatıcı ve bir dudak kalemi alacağım. Makyaj malzemesi almıyorum çünkü bir de onu almaya kalkarsam eğer bir valize dönüştürmem gerekecek aldığım şey. Arabamla gidiyorum annem aslında. Arabaya koyarım, ne olacak? Aslında da yine de ne gerek var yani kendimi krize sokmaya. Aynen. İşte gerginim, stresliyim anne. Ben de çekiyorum abi. Video. Nasıl? Bunu Instagram'da göstermiştim çocuklar. Görenler görmüştür. Bu manyak bir şey. İstediğin her yerde yatıp güneşlenebiliyorsun. Ama bugün şansımıza yani pek güneş yok. Ama çok sıcakmış bugün. En sıcak günlerden biriymiş ama pek güneş yok gibi. Ama yine de ara ara çıkıyor yani, belli olmaz değil mi anne? Merhaba doğan güneşler. Allah Allah, gerçekten şuna yani. Bakın. Baksana zaten. Merhaba. Tüm bacağım, ayağım, çorabım birbirinden ayrı. Gel azıcık seveyim, azıcık seveyim. Kaçma. Ay çok güzelsin sen. Maşallah sana, maşallah. Allah'ım çok şeker, şunu bırakacağım. Tam şöyle, öyle mi? Look at that body. There we go. Oh! Exit out. Evet, yüzyıllar sonra Starbucks'ı görünce bir mutlu oldum ama kapısındaki sıradan dolayı girmeyi düşünmüyoruz. Ve peki biz ellerimizin kralını kesip atalım o zaman. Hayır, ağzını eline, kolunu yüzünü elleme. Şey yapacağız, kolonya alacağız şeyden, Migros'tan onu sileriz. Kolonya ile dezenfektan aynı şeymiş zaten. Çok sıkıntı.
çok kötü arabayı çalıştı. Otostop çektim, niye beni almadın? Seni tanımamış olabilirim. Evet, bir komple oldum. Evet, Burçak'ı da burada bulduğumuza göre ve arabada buharlaştığımıza göre yavaş yavaş. Yapın bakayım. Ben diyorum sevgilim yok, evlenmedik şöyle böyle. Evde kaldım falan diyorum. Ay diyor, evde kalmayanın hali de belli, boş ver diyor bana. O zaman evde mi kalıyoruz? Hı hı. Yaşasın evde kalmak. Sanırım evde kalıyoruz arkadaşlar. Ben zaten Survivor'daki görüntülerimden sonra %100 evde kalıyorum. O çingenliğimden sonra. Anlatan arkadaşlarım da bana benziyor. Yalnız kalmam diye düşünüyorum. Son hayattaki çingenliğimden sonra evde kaldığım için. Bakmadık. Kusura bakmadık. Biz sahilde yürüyoruz. O da sahilde sürmek istemiş. Tabii suçlayamayız onu. Yapacak bir şey yok. Güzel yani. Şurada yaşarım, anladın mı? Hiç sıkıntı olmaz benim için. Gidip geliyormuşum böyle. Korktum ya. Yani gerçekten beachlere gerek yokmuş galiba. Boşuna. Bakın. Kendi şarabımız. Turuncu renk şarap gördüğünüzü hiç bilmiyorum. Hadi gel gelelim. Evet, burası daha güzel. Beachlerin açılmasına gerek yok. Böyle gayet güzel. İğrenç saçmalama, beach'e gideriz. Ayaklarını bir aç. Ayaklarını aç. Yüzebiliyorum bu. Aaaa! Çoğun saçma sapan giriyoruz, evet. Uzun bir karantina sonrası bu... Gülmek çok daha aldı. Evet, bunu gerektiriyor. Sonları. Ben seni tanıyor muyum? Otelinizi boyadım değil mi ben sizin? Çağatay'la. Bir dakika, boyadı mı? Boyadı mı? Boyadı. Lan ben baktım, dedim ki tanıyorum ben bir yerden. Yani vlog mu bu? Aynen. Aynen. Merhaba arkadaşlar. Ya, merhaba. Tanıdık çıktı bu arada. Süper kanal. Çağla devam ediyor musun? Yok, biz küstüler. Küstüler ve birbirlerini artık sevmiyorlar. Tamam. O zaman biz de maskesiz girmeyiz. Ve arkadaşlar bugün sevgili Pınar ısrarla bana güneş kremi sürdürtmeye çalışıyordu. Ben de ellerimi aldım ve sadece yüzüme sürmek istedim. Ama o esnada yanlışlıkla... Ne olmuş? Burnun açıldı. Of ya. Tamam, şu konuşurken açayım. Neyse, güneş kremini yanlışlıkla elimde kalan güneş kremini bacağıma da sürmüşüm. Gözüküyor mu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi hemen uygulamalı gösterelim elini. Ben tırnaklarım mahvoldu. Bakınız şöyle. Çek bakalım hemen. Bakın. Bakınız. Ama bu geçmiyor böyle ya. Şurada dört parmak. Şurada. Şöyle. Teşekkürler canım arkadaşım. Beni korumak isterken. Ben seçmez miydin sen? Olur. Güzel olur. Bomboş kızım. Gerçi bu bile dolu demeyeceğim. Burada yürünmüyor çocuklar. Buralar eskiden arkadaşlar hep lutluktu. Şuradan böyle koyunlar geçerdi bu tarafa doğru. Ama bu sokak bu saatte dahi yürünmüyordu yani. Ve şu an yürüyebiliyoruz. İnsana ölse de kalsa da yemek yemeye ve giyinmeye devam ediyor. Evet, bu sektöre girin. Eğer bir iş arayışı içerisindeyseniz. Şuradan çıkmazdı. Kapısı bile demirli.
Hoşça kal göz. Bugün kameramanımız Pınar ve bundan sonra çoğunlukla böyle gittiğimiz deniz aktivitelerinde, gezilerde kameramanımız o olabilir. Müzik eşliğinde bak, korku filmi çeker misin şu an kameraman? Eğer buradan sesimi duyamadığına eminim, o yüzden herkese konuşacağım. Sadece size değil, buradaki bütün herkese konuşacağım. Peki burada otururken maskeni çıkarıyor musun? Ben çıkarmıyorum çünkü. Çıkarım. Ama kahveni içmek için çıkaracak mısın sonuç olarak? Ay, böcek var maskende. Lazım mı? Bam! Elinde öyle bir olur ki. Pardon. Ay ben çok şey, istekmeyi çok... İstekmeyi de geçtim, bunu ne yapacağız? Çekiyor şu an, çekiyor. Değil mi? Çekiyor. Şeyi kapattım. Şarjı yok. Güzel. Ya bacaklarımdaki izi ne yapacağım, nasıl yok yapacağım? Daha çok güneşlenmem gerekiyor. Nereye koydun seni? Benim yüzleriyle birleştirmek ister misin? Alalım böyle böyle ucundan ucundan tutma benim yanımda. Şu an pide yemeye geldik. Çok açız. Ama maskemi yolda yürürken düşürdüm. O yüzden çok mutluyum. Neyse ki insanlarla aramızda mesafe var. Sesim duyulur mu şu an? Bilmiyorum. Sabahtan beri kahvaltı etmiyorum. Bir şey yapıyor musun? Ben de bir şey yemedim sen. Aa! İstemedim. Pide. Kıymalı hem de. Kıymalı pideyi nasıl reddedersin? Yere koy, belki elinden almıyordur. Gel. İnanamıyorum sen. Allah kahretsin. Pidemiz 3 dakika çıkıyor ama. Tamam, teşekkür ederim. Sorun değil, sorun değil. Tamam. Aynen. Afiyet olsun. Bu köpek şu an daha büyük sorun için yemedi. Yemedi. Niye geldin öyle o zaman kırta kırta, ben anlamadım. Tatlı. Madem sana verilen şeyi yemeyecektin. Mantıklı, bu hiç mantıklı bir şey değil yani. Ne, kıyması mı az geldi yani? Beğenmedin. Ne köşe sorun? Bu yalnız. Söyle bize. Bu sanki köşe ya, kıyması az gibi. Çok acıkmışım be. Ben de fark etmemişim ama. Çekiyor mu? Evet. Yoksa takılıyorum, kendini çekiyor. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldim. Gerçekten gün içerisinde ne çektiğimle ilgili en ufak bir fikrim yok. Umarım birleştirdiğimde ortaya bir şeyler çıkar ama ne çıkarsa ne çıkarsa çıksın koyacağım tabii ki. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın.